pays attention, no one gets hurt. Go! Open the door! You'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Selamlar dostlarım ve GTA 5 Grand Theft Auto, neyse artık ne derseniz GTA ya da hoş geldiniz. Hikaye zamanımızda yeni bir seri. Şu an soygun ortasındayız, o yüzden introya yer yok. Öyle bir durum var. Plastiği şey yapacakmış. Bunları korkutacakmışız şimdi. Birazdan bahsedeceğim neler döndüğüne dair. İşte bilgisayara çıktı PC'ye özel versiyon. İşte mesela first person yapabiliyoruz böyle. Güzel özellikler var, 60 FPS. Şimdi ben burayı patlatıyorum. Boom! Öyle bir. Çok iyi. Paraları çalalım şimdi. Tabii yapacağız. Göstereceğim sana parayı. Sakin ol diyor. Paracıklarımızı toplayalım buradan alabildiğimiz kadar. Sıkışmazsak. Bayağı bir para alacağız. Dediğim gibi GTA, GTA, Grand Theft Auto. Nasıl söylemek isterseniz söyleyin. Özgürsünüz. Ben de özgürüm. Şaka yapıyorum sadece. Çıktı PC'ye. Ve bu arkadaş. Yüzümü hatırlamayacaksın. Değil mi? Şimdi geçiş yapacağız. Trevor! Beyin! Beynini ezdim. Yapmak zorundaydım ama. Aynen öyle. Koş Trevor, koş. Oo, buradan kaçmamız gerekiyor. Okidoki. Patla. Akıllı çocuk. Sirenler değil mi? Polisler o zaman burada. Al. Yo. İşler yolunda gitmeyince tabii. First person'dan yapalım bakalım. Boom. Headshot. Headshot, headshot, headshot. Fucking cops. Aynen katılıyorum yani. Bu hala ölmedi arkadaş. Şimdi öldü. Sizi istiyorum dostlarım, gelin buraya. Aynen böyle. Şimdi bir... Oh, geçeceğim, tamam. Geçiyorum, geçiyorum. Sorun yok. Bittiniz değil mi? Yok, geçme geçme, neyse. Geçmek istemiyordum ben. Bunlar tabi zaman alacaklar. Kaçmamız gerekiyor. Bittiniz mi arkadaşlar? Polisler asla bitmez gerçi. Ölmedi hala, yuh. Move, move, move. Yürü, yürü, yürü. Yürüyorum zaten. Güle güle. Bir kişi daha var mı burada? Sen varsın. Zaten ölmüştü. Hop hop, yavaş ol biraz. Ne öyle geliyorsun? Çok vahşiyim, farkındayım. Arabanı çaldım artık. Var mı başka isteyen? Yok. Tüyelim o zaman. Merhaba, ben Michael. Gördüm, gördüm. Amerikan filmlerinden alınmış bir kovalama sahnesi. Oo. Rest in peace. Yola devam etmemiz gerekiyor. Fuck you. Güzeldi. Şimdi bizde kontrol. First person. Değil mi? Şu
Şu kenarda bir yerde easter egg vardı, kaçırdım aslında, onu göstermeliydim, neyse. Belki bakarız zamanında. Biliyorum. Shit shit shit. Gidiyorum, sağa gidiyorum, tamam. Oo, kar. Kar kurtarmıyor. Oo. Boom. Kötü gitti her şey. Her soygunda olacağı gibi. Fuck fuck fuck. Helikoptere gitmiyoruz diyor. Değil mi? Plana şey kalalım bari. Oldu. Kasaba. Kasaba, kasaba, kasaba. Merhaba. Of. Tam kalbinden vurdu. Bu adamın vurulmasından mı anlıyorsun birinin konu? Ne oldu? Birazcık tuhaf aslında. Sonuna kadar kardeşiz diyor. Eyvah. Trevor Rage Mod. Trevor çıldırdı. Trevor Rage. Fuck you, fuck you, fuck you. Nereye gittiğini sanıyorsun? Süper öldü yalnız. Bu kadar polisle başa çıkamayız ama öyle bir gerçek var. Patlama oldu ha. Güzel, güzel. Çok hızlı Trevor. Dahası da geliyor. Kire Trevor. Oh God, don't shoot. Git 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 git, gidiyoruz. Tinin tinin tinin. Başlangıç böyleydi işte. Ah. Bilgisayara yeni çıktı oyun ve çok güzel aslında. Grafikler falan hani, ve ben 60 FPS için zorladım, o yüzden dün video falan koyamadım. Neyse, bunlardan bahsedeceğim birazdan ama önce bir cenazemiz var. Cenaze. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Değil mi? Pek seveni yokmuş ama anlaşılan. Bu kadar az kişi tabi. Ah, işte sahte ölümler. Michael. Cenaze dediğim böyle olur. Grand Theft Auto 5, GTA 5, GTA 5. Bütün versiyonlarını söylüyorum artık. Şimdi size birazdan benim seçeneklerimi göstereceğim. Belki bu arada üstüne kaydetmem gerekiyor. Çünkü ben önceden bayağı uğraştım. Yaklaşık 4 saat oynadım. Ve sadece bu optimizasyon şeyiydi. Çocuğun iyi mi diyor, iyi bir insan mı? Why? Does he help the fucking poor? Fakirlere yardım mı ediyor? He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. Anladınız siz onu. That's our standard for goodness. No wonder this country's screwed. Ülke zaten berbat olmuş. What about me? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Bu övünülecek bir şey mi? I robbed banks. I ran whores, I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? Çok fazla soru soruyorsun. Fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Çokmuş, çok sertiz. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for.
Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say. Buradaki müziği kısacağım tabii ki. İşte Los Santos ve Amerika'nın güzellikleri. Şimdi bahsedelim. Yani ben böyle bir hikaye oynadım önceden PlayStation 3'te falan. Ve bitirdim hikayeyi. Birkaç defa bitirdim hatta. Çok zevk almıştım zamanında. Hani burada hikayeyi oynayacağım bir yandan ama hani böyle eğlenceli şeyler falan montaj tarzı olabilir. İşte patlamalar matlamalar öyle saçmalayacağız yani. Bir yandan da hikayeyi devam ettiririm. Yani verdiğim paraya değdi çünkü gerçekten optimize doğru edilirse çok çok ama çok yani olumlu sonuçlar alabilirsiniz bu oyundan. Öyle diyeyim ben size. Durum bu. Birazdan bahsedeceğim şu kendimiz sokaklarda dolaşmaya başladığımız sırada. Çünkü yani Rockstar dersini almış aslında GTA 4'ten beri. Franklin. Ben tanıyorum tabii de. Bertolt Beach House is. Tabii ki. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass. Nigga lafını çok duyacağız zaten. I'm straight. Geldik. Get your ass in there. Yürüyor muyuz? Tamam. Şimdi burada durayım size bir yardımcı olacağım. Eğer bu oyunu aldıysanız ve oynuyorsanız. Şimdi benim ekran kartım piyasadaki en iyi ekran kart değil. Ama hani orta ile iyi arasında bir yer. Orta ile süper arasında bir yer diyeyim daha doğrusu. İyi hani yeterli. Ve benim özelliklerim burada. Burada ekran kartınızın VRAM'i var. Hani toplamı bu. Ve oyunun ne kadar kullandığını gösteriyor. Ama bu sizin yani bunun yeşilde olması ya da az olması sizin bu oyunu kaldırabileceğiniz anlamına gelmiyor bilgisayarınızın. Buradaki özellikler daha çok bunu etkileyecek. Benim burada gördüğünüz gibi hatta ben ekran kartımı da söyleyeyim. Hani söylemenin zararı gelmez. Ufacık bunu videoda şey yapıyorum ki yardımcı olmak için size. Ki ben böyle 60 FPS alabiliyorum normalde. Sadece işte Los Santos'un içinde böyle güneşli ve çok kalabalık yerlerde 50'lere düşüyor gibi oluyor. Ama onu çok problem etmiyorum. Benim için bilgisayarda almanın en güzel özelliği açıkçası. Yani bilgisayarda ne aldın derseniz birincisi de muhtemelen FPS'i koyarım. 60 FPS kalitesiyle hani ne bileyim bence çok daha farklı gözüküyor oyun. Çok daha farklı bir tecrübe elde ettim. Yani kendimce şu an kadar oynadığım ufak bölüm için söyleyeyim en azından bunu. Çünkü PlayStation'da biliyorsunuz ki belirli kısıtlamalar ve sınırlar vardır. Yani orada 30 FPS zor görüyordu hatta millet PC 4'te. Neyse. Burada 60 FPS bence bu oyunu almak için ve oynamak için çok iyi bir sebep açıkçası. Tabii grafiklerini daha iyileştirebilmesi falan. Neyse ben şimdi çenemi kapıyorum. Buradan göstereyim size dedim. Bunları şu altta bir tane daha seçenek var. Ben bunların hepsini kapadım. Çünkü bunlar sanki gelecekte hani çok çok abartı olsun diye açılmış ve muhtemelen performansınızı düşürecektir. Benim ekran kartım AMD'nin R9 280 Dual X serisinden. Güzel bir kart, biraz ses falan çıkarıyor ama onları sonra çözeriz artık bilmiyorum. bu ekran kartıyla çoğununda 60 FPS alabiliyorum. Sadece işte Los Santos'un içinde o güneşin altında 50'lere düşüyor. En düşük 50 idi yani onun altını görmedim. Burada çok önemli bir şey var. Nvidia kullansanız da AMD kullansanız da mutlaka ve mutlaka ikisi de GTA için özel patch çıkardı. Driver patch'i.
Bunları mutlaka yükleyin. Bana çok yardımcı oldu. Bundan önce, yani o patch'i yüklemeden önce en düşük ayarlarda bile, yani normallere çektim. Her şeyi kapadım, mapadım. Yine 60 FPS'yi düzgün alamıyordum ben. Düşüşler falan vardı. O driver'lar çok yardımcı oluyor. Bunları yapmazsanız muhtemelen yine sıkıntı çıkacaktır. Hani kaldıracağınız düşündüğünüz ayarlarda bile kaldırmayabilir. Ben o yüzden onu yükledim. Ondan sonra çok fark etti benim için ve şu an hani çok daha rahatım. O yüzden mutlaka mutlaka bunu dediğimi iyi dinleyin. Mutlaka ve mutlaka o driver patch'lerini indirin. Hem Nvidia hem de AMD çıkardı ikisinde. Yani o yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Bu açık. Bu direkt zaten bakın nasıl yüklüyor. Hemen 2973 oldu. Bunu kapatmanızı öneririm. Yani bunu açabiliyorsanız açın FXI'yı. Bunu ben 10 tutuyorum çünkü ekran ayrılması oluyor nedense. Ki benim monitörüm 60 Hz ama 60 FPS'de nedense T-Ring oluyor. Tam olarak nedenini bilmiyorum. O yüzden bunu 10 tutuyorum ben. Bunları olduğu gibi bıraktım. Tekstür bayağı fark ediyor. Mesela bunu indirirsem 1400'lere kadar iniyor normalde. Ben VRAC'te tercih ediyorum. Diğerleri Hike böyle. Bu işte bunlar böyle. Ben gösteriyorum ki benim ekran kartımın ayarında olanlar arkadaşlar özellikle yardımcı olacaktır bu gösterdiklerim. Zaten benimkinden daha düşükleri de mesela orta seviyelerde de iyi FPS alabilirsiniz. Optimizasyon çok iyi çünkü. Bunu normal tutuyorum. Onun dışında da zaten diğerlerin hepsi Hike'da. Bu şeylerle birlikte ben böyle oynayabiliyorum. Oyun çok güzel gözüküyor yine. Şimdi hikayeye dönelim. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Bu araba benim. Shit for real homie. Yeah bitch. Aslında özlemişim de oyunu yani hikayesini falan. Ama eğlenceli şeyler de yapacağız yanında işte böyle. Tabi sizin izlemenize bağlı. Hani izlenmezseniz ben kendi başıma da zevk almak için oynarım. Hani çok sorun değil açıkçası. Sonuçta sizin izlemeniz önemli benim için. Şeyleri falan çevirmiyorum. Zaten hani 100 tane kanal çekti bunu. Hani illa ki artık konuyu anlamışsınız, biliyorsunuzdur. Hatta çoğu insan bunun serisini bile yapmadı ama ben PlayStation'da oynayamadığım için. Hey, girmeyin öyle trafiğe, çok hızlısınız. Ben sınırını aşıyor muyum hiç? Buraları böyle aslında keserim de işte ilk görev olduğu için göstereyim dedim böyle. Bu video daha çok... unuttum oraya döneceğimi. Bana fake attı. Birazcık tuşlar sanki geç geliyor ama. Neyse onu çözelim. Hollywood'un içine girdik. Lamar ne yapıyorsun? Aynısını ben de yaptım ama. Ya işte böyle. Umarım o ayarlar yardımcı olmuştur size. Gerçekten yardımcı olmasını isterim. Çünkü hani optimizasyon harika gerçekten oyunu. Her şeyi düşünmüş adamlar yani. Ki düşük bilgisayarlarda bile çık önümden. Düşük bilgisayarda bile hani çalışsın istemişler herhalde. Çünkü yani GTA 4'teki faciadan sonra bu bayağı iyi geldi. Uçalım. İlk birkaç videoda böyle o araba mahvoldu. Feci takla attık ama neyse. Aslında ben PlayStation'da daha iyiydim şeyde. Araba kullanmadı. Bunda sanki birazcık daha kazmayayım. Bir de şu aptal sürücüler olunca trafikte. İyi ki Türkiye'de yaşamıyoruz. Fucked up ass country. Fucked up ass. Konuşmalara bayılıyorum zaten ya. Adamlar Niga'dan bir şeyden giriyorlar. Hiç sınırlar yok yani ahlak kuralları. Otoparkların içindeyiz ha. Hop hop arkana bak dostum. Kim geçiyor? Arkandakini düşün. Ben geliyorum. Çıkın yoldan. Evet burası yasak bölge aslında ama biz salaklık edip girdik. Lamar'ın aptallığı. Çık Lamar çık. What's up? Değil mi? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Polisler geliyor. Sattı beni. Manyak polisler geldi eyvah.
Hani işte böyle eğleniriz, saçmalarız falan o tarz şeyler için yani aldım oyunu. Hani ben kendi başıma da eğlenirim. Sonuçta online falan da var. Heistlar, maistlar. O tarz şeyler yapılır yani. Niye olmasın? Ben ilk bölüm işte böyle hikayeden devam ediyorum. Eğer gerçi derseniz hani hikayeyi izlemek istemiyoruz falan. O zaman da eğlenceli şeyler yaparız. Belki arkadaş bulurum. Hani hiç arkadaşım yok ama. Polislerin peşinde olduğu... Ayıp. Ne yapıyorsun be? Burada kovalanan benim. Şimdi kızdırdın beni. Yanlama yaptım önüne. Los Santos gençliği. Ben de buradan devam edeceğim o zaman. Merhaba. Ben geldim. Franklin. Ses çıkmıyor. Geçi bro. Burada ne olduğunu biliyorum. Tanıdık kişi var. Neonazi deme. Bu ırkçı. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Topları yok diyorsun yani. Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. Babası zengin. Sır aramızda. Look, man. I gotta go. Aynen, gitmemiz gerekiyor. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Bu arabayı alamıyoruz değil mi? Tabii parçalanınca hani şey yapıyorlar adamlar. Seni istemiyorum, gelme. Nasıl koşuyor? Boom. Bari bu arabayı vurmayalım. I'm gonna knock you. Who you trying to impress? Your auntie Denise. With all that ass, nigga, she got ass. You got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking. Çıkar mısın? Korna çalmam mı gerekiyor? Kornanın ne olduğunu bilmiyorum. Bir kişi nasıl korna çalar? İttirsem seni. Git. Yeşil ışık yanıyor. Oo, peki. Şimdi böyle olduk ha? Gel buraya. Alacaksın istediğini. Gel buraya. İlk bölümden kaos. Paranı da aldım. Ne oldu? Ha? Değdi mi kavgaya? Polis arama, vallahi vururum. Polis arama. Resim de çekme. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Evet. Evet, bu olacak. Nasıl yapıyorduk? Snapmatic. Hey, telefon. Telefon. Selfie çekecektim. Selfie yapamıyorsun. Yok, yapabiliyorsun. What up, biatch? O tip neydi öyle? Hadi Franklin, selfie istiyoruz. Bu salakla bir selfie istiyorum. Aha. Bugün bir adam öldürdüm. Kaydet. Tamam, çık artık. Lamar sustu. Öldürdüğümü görünce korktu. Şimdi mükemmel geri park hareketlerimi kullanacağım burada. Yeteneklerimi. Gördünüz mü? Çık artık homie. Oh, nigga don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Acı gerçekler. What? Değil mi? Sorun değil. Ama saçımı kestirmem gerekiyor.
Evet. Uyandık, yeni bir gün. Akşam oldu muhtemelen. neyse. İlk bölüm böyleydi işte. Yani umarım eğlenirsiniz. Böyle devam ederiz eğlenceli videolarla. Böyle hikayeyi de bir yandan götürmeye çalışacağım. Yani ben hikayeyi özledim aslında. Hani neden sürekli gidip buraya geliyorum bilmiyorum ama Bire'yi çok sevdim herhalde. Hikayeyi özlemişim aslında. Yani bir daha böyle yavaştan yavaştan oynamaya hazırım. Aynı zamanda eğlenceli şeyler yapıp işte böyle saçmalarız. Vakit geçiririz güzel beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde umarım görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.